Efendim merhaba. Bugün sizlerle olan buluşmamda ekonomi stratejileri üzerine konuşmak istiyorum. Neden? Bir, ekonomi bütün hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir konu. Neden? Çünkü yaşamımızı devam ettirebilmemiz için, içinde bulunduğumuz toplumda huzurlu yaşayabilmemiz için, yaşamış olduğumuz aile bireyleriyle birlikte, çağdaş anlamda, Doğru düzgün hayat sürebilmemiz için en önemli konu ekonomidir. Yani en önemli konu cebimizdeki paradır. Şimdi efendim strateji 2500 yıl önceden itibaren belirlenmiş olan bir kavram, bir olgu, kitaplaşmış, Sanzu ile birlikte başlamış efendim ama yalnızca Çin'de değil, yalnızca Sanzu değil. Bakın efendim Roma strateji sanatı, bakın Roma'da stratejikon, Bizans kültüründe strateji sanatı. Demek ki doğudan batıya, Avrupa'ya bakın, Machiavelli, efendim, savaş sanatları konusunda pek çok işte strateji yazarı, strateji kitabı var. Şöyle başlayayım, bak. Birilerinin kalkıp dünya düzdür demesiyle dünya düz olmuyor, dünya yuvarlaktır ve dünya dönmeye devam ediyor. Bizdeki şu anda yaşamış olduğumuz büyük ekonomik krizin, bu kadar büyük sıkıntıların sebebi, içinde bulunduğumuz yaşam koşullarının zorluğunun ana sebebi, her ne kadar ülkenin Cumhur Reisi Erdoğan bunu dış güçler, dış sebepler işte son dönemde gezi olayları diye yatıp gezi olayları diye kalkıp buna bağlıyorsa da hayır efendim bu, bu doğru değil. Evet payı vardır ama bu doğru değil. Dış güçler anlamında tabii ki saldırılar var zamanında ben çok söyledim. O zaman ta o zaman dinlemediler. O zaman da anlattım ki bakın dolar Dolar daha 3 lira civarındaydı. İşte önce 4,5'da göreceğiz, sonra 7,5'da göreceğiz, sonra 10 lirada gösterecekler bize diye uyarılarda bulunduğumda bunu duymazdan gelenler şimdi beni savcı karşısına bak mahkemeye gönderiyorlar. Efendim sen niye kaç sene önce bunun böyle olacak dedin. Bugün işte şu konuşmaya başlamadan önce yaşın baktı. Dolar 17 lira civarında görünüyor idi ama kapalı çarşı fiyatı, işte banka fiyatı her neyse o civarlarda görünüyor idi. Şimdi Erdoğan bir şey söylüyor. İktisat bilimine aykırı olarak, ekonomi bilimine aykırı olarak söylediği cümle şudur. Efendim, enflasyonun sebebi faizdir. Hayır efendim. Hayır efendim iktisat bilimine tamamen aykırı hep söyledim eğer bu doğru olmuş olsaydı Erdoğan hiç kuşkusuz ki dünya ekonomi Nobel ödül, ödülünü alırdı ve büyük ödül onun olurdu. Şimdi son dönemde ısrarla. Yine dünkü açıklaması var. Biz faizi indirmeye devam edeceğiz diyor. Evet faizi indirmeye devam edeceğiz dediğiniz andan itibaren döviz yeniden hareketlendi piyasalar. Türkiye'deki sorunların nasıl sebebi enflasyon değildir. Faizi düşürmeye devam edeceğiz dedi. Efendim ne kadar faizi düşürürseniz düşürün. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın stratejide çok sık kullanırız. Deriz ki gömleğin üst düğmesini yanlış iliklerseniz alt tarafı yanlış gelir. Evet gömleğin üst düğmesi yanlış iliklenmiştir. Yanlış iliklenmiştir. Yanlış iliklendirdi iliş bunu iliklediğiniz için toparlayamazsınız. Şimdi dünkü konuşmasından bazı pasajlar aktarayım. Ondan sonra bu Ekonominin benim görüş açımdan daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Strateji biliminin görüşü açısından bu nasıl değerlendirilir? Onu sizlerle paylaşacağım. Diyor ki Erdoğan, yüksek faizle asıl kazanan bir avuç tuzu kuru kesim. Doğru söylüyor. Biz tercihimizi istihdamı koruyarak işini, aşını, geçimini sürmesini sağladığımız milyonlardan yana kullandık. Ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu var anlayamadım. Siz anladınız mı? TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne peki? Bakın, o rakamlara bile şiddetle ihtiyaç var çünkü itiraz var. Çünkü ne deniyor efendim? TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor. Neden? Eğer gerçek enflasyon rakamlar açıklanırsa maaşlara ona göre zam yapılacak. Memuruna, emeklisine, işçisine ne yapılıyor? Bak bu düşük tutuluyor. Uzmanların Günlerdir anlatıyor. Vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi kur ve altın hesabına dayalı konut kredisi gibi alternatifler sunuyoruz. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz. Evet Erdoğan bunu söylemeye devam ettiği sürece unutmayalım ki Türkiye'nin en önemli gereksinimi olan döviz sürekli olarak artacak. Bu onu gösteriyor. Çünkü bu, buna bir tepki veriliyor. Bakın efendim. Bu faiz teziyle unutmayalım ki faizcilere kol kanat germektedir Erdoğan. Benim gördüğüm en büyük faiz destekçisi olurken devleti ve vatandaşı da borç ve faiz bataklığına sürüklüyor. Bakın bu dönemde en çok kazanan kim oldu biliyor musunuz? Bankalar oldu. Neden? Çünkü vatandaş cebinde parası olmayan bu vatandaş banka kartlarına yüklenmeye başladı. E ne oluyor? Ayın sonu geldiğinde, ödemenin zamanı geldiği zaman oradaki size gönderilen 5 bin liralar, 4 bin liralar, 3 bin liralar bunları ödeyemiyorsunuz ki ne yapıyorsunuz? En düşükten ödüyorsunuz ve bankalar sürekli faiz yüklüyor bunların üzerine. Ya da oradan kredi çekiyorsunuz, faiz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu sürecin kazananı bakın hesap edildi. Nisan itibariyle karlarını %700,8 oranında artıran bankalar oldu. Bir daha söylüyorum. Banka kartıyla rekor düzeyde harcama yapmak zorunda kaldı insanlar. Şimdi efendim. İşte bu bakınız BDDK'ya girin. Bütün bu rakamlar çok çıplak biçimde bizim karşımıza gelmekte. Peki. Bu, niye yapılıyor bütün bunlar? Bu yanlış olduğu biline biline, görüle görüle niye yapılıyor? Bakın efendim. Devlet yönetmek demek. Yalnızca orada oturan Cumhur Reisi'nin ki bu kurdurulan sistem son derece yanlış bir sistemdi. Bu kurdurulmuş olan tek adam sistemi Türkiye'nin çıkarlarının çok ama çok aleyhineydi. Bunu daha bu sistem tartışmaya açıldığında televizyon programlarında katıldığım her programda ısrarla belirttim. Başkaları da anlattı. Bakın efendim bu kurulan sistem klasik anlamıyla başkanlık sistemi değildir. Siyaset bilimi kitaplarının bakın burada yığınla siyaset bilimi kitabı duruyor. Efendim siyaset bilimi kitaplarının tanımladığı başkanlık sistemi değil. Bizim sistemimiz yarı başkanlık sistemi de değil. Yani ne Fransa ne ABD çünkü oralarda bu iş çok ciddidir bu sistemler. Peki bizdeki sistem ne? <laughs> bizdeki sistemin adına Türk tipi başkanlık sistemi diye bir ucube isim koydular. Baklar ki o da olmuyor. Devlet Bahçeli bir isim buna buldu. Bulduğu isim ne? Efendim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. İyi güzel. Tek karar verici kim? tek karar verici cumhur reisi makamında oturan şahsiyet. Ne demişti Erdoğan? Bu kardeşinize verin oyları, bu kardeşinize bak verin bu hakkı. Bakın bakalım enflasyonda faizde nasıl düşüyor, istihdam nasıl sağlanıyor. Bakın bunların hiçbirisi olmadı, hiçbirisi de olamaz. Bu sistemde hiçbirisi de olamaz. O nedenle Erdoğan'ın ve çevresindeki bürokratların artık bu gerçeği fark edip dönüp ülkenin bilimin emrettiği şekliyle gerçek doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. Ya bunu yapacak mı, yapmayacaklar mı? E yapmak niyetinde olmadıklarını görüyoruz. Şimdi Erdoğan iki gün önce bir şey söyledi. Dedi ki dikkat cümle. Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Her kim AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı kötülüyorsa Türkiye'yi hedef alıyor demektir. Şimdi bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi böyle bir ifade olabilir mi? Artık ben şunu görüyorum. Cumhurreisi Erdoğan gerçeklikten tamamen kopmuştur. Gerçeklikten tamamen kopmuştur. Böyle bir şey olabilir mi? Başka şeyler de söyledi. İşte bazen üslubumuzu Sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Biliyorsunuz o küfürlü bir ifade var. Bunun nedeni mesuliyetimizi yerine getirme çabasıdır. Şimdi efendim biliyorsunuz 18 liraya kadar tırmanmıştı dolar. İşte euro almış başını gitmişti. 20 lirayı geçmişti efendim İngiliz sterlini. Peki çare olarak kur korumalı mevduat diye bir formül buldular. O zaman da anlattık, söyledik, tarihten örnekler verdik dedik ki bakın bu daha önce de Türkiye'de denendi dövize çevrilebilir mevduatlı DÇM. Turgut Özal ne demişti? Bir daha demişti. Böyle bir yanlışlığı hiç kimse yapmasın. Ülkeye en az ne 80 yıl kaybettirdi. Bakın açın bakın ben bunları daha önce de anlatmıştım. Şimdi ekonomist mafya eğilmez. Benim gibi hemen hemen bu ülkede herkesin çok saygı duyduğu ekonomistlerden birisidir. Bu kur korumalı mevduatın Türkiye'ye vermiş olduğu maliyet, ağır zarar ortaya koyarken ne diyor? Diyor ki kur korumalı mevduat uygulaması dolarizasyonu azaltmak bir yana ona artırmış, yanı sıra bütçeye gereksiz yükler yüklemiş ve gelir dağılımını daha da bozmuş bir uygulama olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Yani TL'nin reel değeri Mayıs'ta da görüldüğü şekliyle geriledi. Yani kur korumalı mevduat bu uyguladıkları formül gelir dağılımını iyice bozan bir uygulama halini almıştır. Şimdi yeni formüller düşünüyorlar. Onların da bundan farklı olabileceğini düşünmüyorum. Biliyorsunuz Hazine Maliye'nin başında çok önemli bir şahsiyet var. Nurettin Nevati Bey. Ben kendisini çok seviyorum. Niye çok seviyorum biliyor musunuz? Çok zeki birisi. Keşke Hazine Maliye Bakanı olmasaydı, stand-upçı olsaydı. İnanılmaz ama yani ve ekonomiyle ilgili şu konuşmalarını sahnede yapsaydı ben size bir şey söyleyeyim mi? Samimiyetle söylüyorum. Cem Bey'e Efendim? Cem'den daha korkuyor. Evet. Aynı şekilde <laughs> Cem Bey'den müthiş daha komik olurdu ve onun tozunu attırırdı. Biliyorsun sahnelerimizin en zeki sendapçısı, en zeki üreticisi. Ya ne diyor biliyor musunuz? nebati bu sistemden diyor üretici ve ihracatçı kar ediyor dar gelirliler hariç yani diyor ki dikkat demin orada bir şey söyledi ya Erdoğan dedi ki bu efendim faiz uygulandığında çok küçük bir azınlık var. Evet işte bu uygulanan sistemden de küçük bir azınlık olan üretici ve ihr ihracatçı kar ediyor. Halkın geri kalan kısmını kaybediyor. Bak ülke şöyle bir hale geldi. Orta tabaka dediğimiz tabaka kayboldu. Yoksullar çok büyük bölüm yani halk burada. Dikkat bak halk burada. Bir grup vatandaş çok gittikçe daha zengin oluyor. Dikkat buyurunuz. Bak vatandaş özellikle kullandım bunu. Büyük halk yani içinde rol mütercimlerinde olduğu işte yaşına yakalanımın da olduğu büyük bölümünde sizlerin de olduğu işte emeklilerin oldu. bu kesim. Bakın bunu Maliye Bakanı kendisi söylüyor. Başka bir şey daha söyleyeyim diyor ki bu Kızılcahamam kampı yaptı ya AKP. Döviz'i düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler yapabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık falan. Beyefendi yapacaksın. Beyefendi yapacaksın. Ekonomi bilimi neyi emrediyorsa yapacaksın. Ama peki ne oldu? Dikkat edin. Tayyip Bey tek adam sistemi kuruldu ya tekrar söylüyorum başkanlık sistemi falan efendim siyaset biliminin tanımladığı ABD'de gördüğümüz var. Öyle bir şey değil. Bakın burada tek adam sistemi. Bu sistemin kuruluşu için efendim propaganda yapılırken televizyonlarda o zaman da söylemiştim. Demiştim ki bakın ya bu sistem böyle bir sistem olamaz. Burada bir faniye verir bu kadar çok yetki verilemez. Israrla kendimi yırtmıştım. Hatta kendimden örnek vererek demiştim ki beni seçin böyle bir sistemde cumhurreisi makamına oturun. 30 dakika sonra diktatör olurum. 35 dakika sonra ülkeyi faşizme götürürüm. O kadar yetkiler veriyorsunuz. İşte verilen yetkiler ortada. Merkez bankalarının bağımsız olmaları şarttır. Bakın merkez bankalarının gerekliliği bunu ortaya koymaktadır. Oysa ki Erdoğan ne diyor? Merkez Bankası Başkanları benim emrimi dinlemedin gidin. Benim Peki benim emrimi dinleyen ne olacak? E benim emrimi dinleyen orada kalacak. İşte emrini dinleyen Merkez Bankası Başkanı üstelik de profesör ünvanı taşıyor. Oraya efendim yönetim kuruluna seçildi mütevelli heyetine hepsi profesör ünvanlı ve bunların hepsi ekonomist, iktisatçı. Nasıl olur da Erdoğan'a bu talimatları verdiğinde beyefendi yanlış bakın bunlar ülkede işte ekonomistlerin ifadesini kullanayım, hiper enflasyona götürür ya da ülkenin zararınadır. Ülkeyi daha çok yoksullaştırır. Bunu yapmayın. Neden demiyorlar? Şimdi son dönemde TÜİK dahil olmak üzere bakın kaç tane bürokrat istifa etti gitti. Dikkat edin bak kovulmadı. istifa etti gittiler. Niye? Artık onlar bile dayanamadı. Onlar bile dayanamadı. Çünkü onlar işte eski teknokrat, eski bürokratlar bilimin ne yapması gerektiğini bilenler, ülke çıkarını doğrultusunda ne yapılması gerektiğini bilenler. Peki bütün bunlar yapıldığında yani oralara benim emrimi dinliyor diye getirilen kişiler yeterli değilse, nitelikli değilse e bunların bütün bunların sonucu nereye varacak? Bütün bunların sonucu değerli arkadaşlar işte bugün yaşadığımız bu büyük problemlere bizi büyük problemlere bizi götürüyor. Peki o büyük problemlerin sonucunda ne oluyor? Şimdi Nebati yine diyor ki kur korumalı TL'ye geçerek bir yandan doları frenledik, diğer yandan ürümeyi, üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirler hariç üretici firmalar, ihracatçılar, kar ediyor, çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor. Büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyon karşısında korumaya çalışıyoruz. Hayır, hayır. Bakan Bey bu kadar hiç uzun konuşmasına gerek yoktu. Eğer Nebati şunu söyleseydi tek bir cümle. Biz çok para kazanması için bir azınlığı tercih ettik. Geri kalan çoğunluk, geri kalan çokluk kaybedebilir. Bakın burada neye gitmeye çalışıyorlar stratejik olarak şimdi söylüyorum şuna. Ucuz işçilik, ucuz emek. Üretimde istihdama sokacakları nüfusun böyle olmasını istiyorlar. Bunun adına sözüm ona işte Çin modeli dediler. Çin'in daha önce anlatmıştım bunları tekrar tekrar yinelememe gerek yok. Efendim e, Çin böyle ayağa kalktı diyorlar. Geri dönün bir model bir araştırın. Bakın bakalım şimdi Çin'in nasıl bir teknoloji devi olduğunu, ne olduğunu, ne bittiğini. Burada tekrar söylüyorum. Kazananlar, patronlar ve zenginler, yüksek gelirliye kur korumalı mevduattan işte son açıklanan resmi devlet rakamıdır bunlar. Bankaların rakamlarıdır. 130 milyar Türk Lirasıdır. Bunun daha arkası da gelecek bu yeni ödemelerde yapılacak peki bunlarla nasıl başa çıkılacak? Nasıl başa çıkılacak sorusunun yanıtı çok açık, çok net. Çok açık, çok net. Ekonomi bilimi neyi emrediyorsa, ekonomi bilimi neyi söylüyorsa stratejiler ona göre belirlenir. Stratejiler her önüne gelenin kafasına göre belirleyeceği bir husus değildir. Bakın bir daha söylüyorum. Birilerinin dünya düzdür demesiyle dünya düz olmuyor. Dünya yuvarlaktır ve dünya dönmeye devam ediyor. Galile'yi yargılayanlar ortada. Bak ne ismi ne cismi var ama Galile ortada. Galile'nin... O savunmasında söyledikleri ortada. Onun için burada yapılması gereken bu ülkenin ve çoğunluğun ve çokluğun çıkarları neyse odur. Evet Erdoğan bir dini terminoloji kuru, kullanarak nasıl bunu emrediyor diyor. Yani faiz benim dini inancıma göre diyor. Günahtır ben faize karşıyım. İyi güzel de iyi güzel de peki kur korumalı mevduatta verdiğin faiz değil mi? İşte yeni çıkarmaya çalıştığınız kağıt faiz değil mi? Peki yurt dışından yurt dışından Türkiye faizle borçlanmıyor mu? Nas o borçlanmaya efendim geçerli değil mi? Nas onu emretmiyor mu? Efendim bakın Avrupa deniyor ki bütün dünyada da enflasyon var. Doğru söylüyorlar evet. Ama arkadaş bütün dünyada enflasyon var dedikleriniz 3 maksimum işte Avrupa'ya da geri dönün. Bakın en en kabadayısı 8 baktığınız zaman Avrupa'da. E Şimdi bankalarda verdiğiniz faiz işte %17-18. Bu neye ki 25-26'lara geri ödenen faizler. Peki yurt dışından örnek Yunanistan %2'ye yakın faizle borç bulabilirken Türkiye 8.6 ile borç bulabiliyormuş. Bazıları bunu daha çok yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Girin efendim ekonomistlerin ne diyor, ne adına blog mu deniyor? Heh, bloglarını bloglarına bak yavaş yavaş öğreniyorum farkında mısınız? Efendim bloglarına girin orada bütün bu rakamları veriyorlar. Onlar ne bileyim hani benim de değerli gördüğüm İbrahim Kahveci var, Mahve İlmez var. Efendim Esmenler Korkmaz Hoca var ki hocaların hocası herkesin çok saygı duydu. Geri dönün bakın. Şu Mahve Nurettin Bey'in, Nurettin Nebati'nin daha önce bir basına da yansıdı. Efendim haftada birkaç kez Tansu Çiller Hanımefendi'ye gidiyormuş. Hanımefendi kim? Profesör, ne profesörü? efendim iktisat profesörü bu ülkede de başbakanlık yaptı. Bak. Ah 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 bir cümlemiz var kılavuzu kargo olanın. Bakın şimdi. Kendi yazdığım kitap sayfa 62. Önce Osmanlı maliyesinin iflasını anlattım sayfa 57'de. Şimdi göstereceğim hangi kitaptan söz ettiğimi. Sonra gelelim. Bakın. Efendim hanımefendinin zamanında ne yaptık biliyor musunuz? Biz Gümrük Birliği Antlaşması 1995 biz bunu imzaladık. Efendim bak burada bir şey söylüyoruz. Tarihten ders alınsaydı eğer 1995 Gümrük Birliği Antlaşması imzalanır mıydı? Yani 1838 İngiliz Ticaret Antlaşması'nı yaptı Osmanlı yıkılışa gitti. O ekonomik anlamda bakın yıkılışın sebebi odur. 1838. Peki bu imzalanmış olan 6 Mart 1995 tarihinde imzalanmış olan Gümrük Birliği üye tam üye olmadan dikkat edin tam üye olmadan bunu yaptınız bir vesayet belgesidir. Yani Türkiye tek yanlı olarak bunu imzaladı. Yükümlülüklerin altına girdi. E 1838 Baltalimanı Antlaşması'na geri dönün. Bakın işte şurada efendim Niyazi Berkes hocanın 100 soruda Türk İktisat Tarihi var. Efendim Şirket Pamuğun İktisat Tarihi var. Var oğlu var. Türkiye Dünya Kadar İktisat Tarihi kitabı var. Açın okuyun. Erol Manisalı'nın var. Aklıma geldikçe söyleyeceğim. Kimlerin ne olup ne bittiğini. İşte Tansu Çiller hanımefendi zamanında yapıldı bu. Yani en Avrupalı lider benim. İşte Sarışın hanımefendiydi o zaman. Bu kadar işte erkek karakıllı bıyıklı erkekler dünyamızda böyle bir hanımefendi gelmişti böyle bir figür çok da hoşumuza gitmişti çok doğal olarak yani işte tavrıyla ben çağdaşım modernim falan hep böyle yazıldı 1985 seçimleri öncesi uzun sözün kısası Türkiye Cumhuriyeti Tansu Çiller Hanım zamanında hiçbir hesap kitap yapmadan bir seçimin hemen öncesinde seçmene ben daha Avrupalıyım deme uğruna mecliste görüşülmeden gümrük birliğine tam üye olmuştur. Bakınız aynadaki tarih kitabı bunu kaç sene önce yazdım kaç sene önce anlattım ama ve ne oldu biliyor musunuz o dönem biz efendim gümrük birliğine girdik de Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı'ydı gündüz gözü gökyüzüne maytaplar fırlattı. Havai fişekler attı. Gündüz gündüz. Ya ne olduğunun farkında mısınız siz? Hatırlasanıza işte AKP'li bir kadın milletvekili de 18'den işte aşağı böyle indirildi diye o kararlarla ne oldu? Kurbanlar kesildi, davul zurnalar çalındı falan. Ya böyle inanılmaz bir ülkeyiz. Demin dedim ya. Hani Nebati Bey son derece sempatik birisi, gerçekten sempatik birisi. İşte keşke sahnelerde olsaydı. Keşke sahnelerde olsaydı. Şimdi tarihe başvurduğumuzda ne görürüz biliyor musunuz? 1853 Osmanlı Rus, 1877-78 Osmanlı Rus, 1897 Osmanlı Yunan, 1911 Osmanlı İtalyan Trablusgarp, İşte Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, arkadan gelen Birinci Dünya Savaşı falan. Bütün bunların hepsi daha 1853-56 Kırım Savaşı'nı yapmak için alınan o borç, ama alınan o borçlarla ne yaptık? Saraylar yapıldı o zaman gösteriş. Osmanlı İmparatorluğu evet nasıl diyeyim size hani böyle ekonomik olarak çöküntüye gidiyor ama dünyaya şunu gösteriyorlar. Hayır. O sarayları yaparak falan. E sonuç işte geldiğimiz yer burası. Peki efendim şuna söyleyeyim. İlber Ortaylı Hoca'dan ödünç aldığım cümleyi söyleyeyim. Ta tarih bir realitedir. Ondan kaçamazsınız. Ondan kaçamazsınız. Uzun sözün kısası. Uzun sözün kısası. Bir, Türkiye'de işte bu uygulatılmış olan ve halkın %52 ile onaylayarak kabul etmiş olduğu bu tek adam sistemi ne yazık ki ekonomiden siyasete kadar, dış politikaya kadar her konuda eğitim, öğretim, sağlık her konuda, her konuda bizi her geçen gün daha bir dar boğaza doğru götürüyor. Bir an önce bu sistemden vazgeçilmek zorundadır. Ha diyeceksiniz ki sen böyle söylüyorsun vazgeçer Hayır vazgeçmez tabii ki. Vazgeçer mi? Ama ben size gerçeği söylüyorum. Bakın ben size gerçeği söylüyorum. Kaç tane Merkez Bankası bankası başkanları değiştirdiniz? Neler yaptınız? Ve son dönem işte Kavcıoğlu'ndan önce son derece nitelikli Lütfi Elvan Bey, işte Naci Bey. Bakın kendi evet AKP'liydi hepsi. Bu nitelikli insanlardı, nitelikli bürokrat, nitelikli teknokratlardı. Çok doğru kararlar almışlardı. Ne oldu? Tayyip Bey'in biliyorsunuz bir ünlü cümlesi var. Ne diyor? Hani Birleşmiş Milletler'de falan konuşurken dünya beşten büyüktür. Ben de Cumhur Reisi Erdoğan'a sesleniyorum. Efendim unutmayınız ki unutmayınız ki Türkiye birden büyüktür. Unutmayınız ki. Bir de bitirirken kaç dakikam var? Bu entelektüel konusunda bir şey söyleyeceğim. Mehmet Barlas'a bu entelektüel dediğim için çok tepki gösteriyorsunuz. Bakın hiç tepki göstermeyin. Aydın demedim. Entelektüel dedim. Entelektüel nedir? Entelektüel şudur. Ne Birkaç üniversite bitirir, birkaç doktora yapar, piyano çalar, 7-8 yabancı dil bilir, işte kitaplar yazar. Bakın efendim entelektüel dediğimiz kabaca böyle tanımlanır. Aydın ise bazen okula bile gitmemiş olabilir. Örnek vereyim. İşte evlere bu şeylere hizmetli olarak gelen kadınlar var. Ne diyor? Kızım okusun diye saçımı süpürge ederim. Baba ne diyor? Sırtımdaki ceketi satarım. İşte aydın odur. Aydın odur. Gidersiniz daha biz çok rastlamışızdır. Özellikle belgesel çekimlerini Anadolu'da. Çoban. Ama sizde bir konuşmaya başlıyor. Onun adı nedir? Etrafını aydınlatan. Onun için yani öyle üniversiteler falan bitirmene gerek yok aydın olmak için. Bir daha söylüyorum. Evet Mehmet Barlas Bey bir entelektüeldir ama bir aydın mıdır diyorsanız hayır başka da örneklerim var. Onun için bu entelektüelle aydın lütfen bunları birbirinden ayıralım efendim.